Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, şehitlere, alimlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Avamil dersimize devam ediyoruz. Sayfa 12. Ennev'u salisu herfani terfe'anil isme ve tensibanil habere. Yani bu iki harf de ne yapıyordu? İnne ve kardeşlerinin tersini yapıyordu. İnne ve kardeşleri ne yapıyordu hatırlayalım. İsim cümlesinin başına geliyordu. İsmini ref, ismini nasb, haberini ref yapıyordu. Bu iki harf ise tam onun tersini yapıyordu. Ve huve ve huma ma ve ladır. Bunlar ma ve ladırlar. El müteşebbihetani, bu benziyor. Bu ikisi benziyor. Bil leyse. Leyse'ye benziyorlar. Yani leyse ne demektir? Leyse manayı olumsuzlaştırıyordu. Aynı zamanda leyse irab olarak ismini ref, haberini nasb yapıyor. İnşallah kâne ve kardeşlerine geldiğimiz zaman leyse de kânenin kardeşlerindendir. İşte inşallah ilim tahsil etmeye başladıkça inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri cinsi nefi için olan da istisnai munkati bu tabirler çok duyacağız inşallah. Duya duya önce aşina olacağız. Ondan sonra ünsiyet peydah olacak inşallah. Ondan sonra kendimize mal edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla ne yapmış olacağız? İlmi kendimize mal etmiş olacağız. Bunlar leyseye benziyor. Dedik bu iki harf. Nehvu ma. Ma'yı ele alıyoruz. Mallahu harfimiz hangisi? Ma. Amil. Amile lafzi semaidendir. Kaçıncı nevi? Üçüncü nevi. İsmini ref yapıyor. Allahu yapıyor. Allahi, Allahe yapıyor. Allahi yapmış olsaydı harf-i cer olmuş olurdu. Allah he yapmış olsaydı inne ve kardeşlerinden olmuş olurdu. Ama bu üçüncü neviden leyse'ye benzeyen ma ve la olduğundan dolayı ismini ref yapıyor. Mallahu yapıyor. Mallahu Teala mütemekkinen. Allahu Teala ismini üstün yapıyor. Haberini ne yapıyorsun? Evet. Allah nedir? Mütemekkinen. Mekandan münezzehtir. Allahu Teala mütemekkinen bi mekanin. Bir mekandan Allah Celle Celaluhu münezzehtir. Allah Celle Şanuhu mekana sığmaz. Ve la, ikincisini de hemen getiriyor. Bir de la vardı ya, ma ve la. La şeyün. La amil. Amili lafzi. Lafzi semai. Üçüncü neviden. La. Şeyün isim. Şeyin, şeyen olmamış. Şeyün oluyor. İsmini ne yapıyordu? Raf yapıyordu. Peki Allah şey değildir. Ne değildir? Haberine bakıyoruz. Bakıyoruz. Müteşabihan. Allah bir şeye benzeyen değildir.
lillahi teala. Evet. Kim değildir? Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye benzeyen değildir. La şey'un müteşabihen lillahi teala. Tabii şimdi cümleyi ele alıyoruz. Konumuz leyseye benzeyen ma ve la. Leyse ne yapıyordu? Olumsuzlaştırıyordu. Yani leyse geldiği zaman işte leysallahu müteşabihen bi mekanen. Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir mekana benzemez. Leysallahu mütemekkinen bi mekanen. Allah hiçbir mekana sığmaz. Hiçbir mekanda değildir. Hiçbir mekanı Allah Celle Celaluhu'ya yakıştıramayız. Ama leyseyi oradan kaldırın. Allahu mütemekkinen bi mekanen dediğin zaman Allah Celle Celaluhu bi mekana sığdırılmış oluyor. İşte leyse mekandan münezzeh olduğunu, mekana sığmadığını olumsuzlaştırıyor. La da aynı şeyi yapıyor. La şey'ün hiçbir şey değildir müşabihen. Benzeyen, hiçbir şeye benzeyen değildir. Bu isme la amil, şey'ün mamul, ün irab, müteşabihen. Bu da habere. Lillahi Teala. Li yine harfi cerden. Lafzatullah'ı esre yapıyor. Tabi bu harfi cer konusu değil. Bunu da bu şekliyle inşallah bitirmiş olduk. Ve geçtik dördüncü neviye. Ennev'u rabi'u. Hurufun tensibul fi'lel mudari'e. Ennev'u rabi'e. Hani dördüncü nevi derken neyi kastediyoruz? Semai amiller beş neviden oluşuyordu. Birinci nevisi harf-i cer. İkinci nevi inne ve kardeşleri. Üçüncü nevi leyseye benzeyen ma ve la. Dördüncü nevi işte bu. Fil-i muzarının başına gelen nasb edatları. Beşinci nevi fiili muzarinin başına gelen cezm edatları. İşte 1, 2, 3 neviyi bitirdik. Dördüncü nevi ennev'ul rabi'u. Dördüncü nevi hurufu tensibul fi'lel mudari. Tensibu nasb yapar. El fi'lel mudari'. Fiili muzarileri ne yapıyor? Nasb yapıyor. Yani nasb ne demek? Öğrendik artık biz bunu. Üstün yapıyor. Mensup gene üstün. Üstün yine üstün. Evet. Ve hiye erbaatun. Bunlar dört tanedir. Bunlar nedir? Amildirler. Amili lafzidirler. Amili lafzi semaidirler. Ve dördüncü nevidendirler. Bunlar kaç tanedir? Bunlar dört tanedir. Dört tanesi dördüncü neviden. Aklımızda da tutması kolay oluyor. Bunlar hangileridir peki? En, len, key, izendir. En, len, key, izen. En, len, key, izen. En, len, key, izen. Böyle 10 sefer saydığımız zaman inşallah 11. de zaten ezberlemiş oluruz Allah'ın izniyle. İşte bunlar ne yapıyorlar? Fiili muzari'nin başına geliyorlar. Peki fiili muzari'nin başına gelmekle ne yapıyorlar? Amil. Amiller ne yapıyordu? Amiller başına geldiği kelimenin ahirini etkiliyordu. Amiller bir yönüyle işçi vazifesi yapıyor. Sen bir işçiye sağlam duvarı ver de ki bunu yık, o işçiler duvarı yıkar.
Taşları ver de ki burada duvar ör. O ameleler duvarı örer. Tabii iş sınıfını başımızın üstünde yeri var. Onlar çok saygıdeğer insanlar. Onları küçültmek ya da yükseltmek için demiyorum. Sadece amilin ameleye benzediğini benzetme yoluyla amele nasıl çalışıp çalıştığı işi etkiliyorsa, değişiklikler meydana getiriyorsa, amiller de kelimenin başına gelerek işte o kelimeye de biz ma'mul diyoruz. Ahirini değiştirmiş oluyorlar. O değişikliğe de irab diyoruz. Dolayısıyla işte fiil-i muzari. Şuna da dikkat çekelim inşallah. Şimdi bundan önceki üç nevi hepsi isimlerin başına geliyordu. Bu dördüncü nevi fiil-i muzari'nin başına geliyor. Ve beşinci nevi de fiil-i muzari'nin başına gelmiş oluyor. Bir yönüyle bu beş neviyi ele aldığımızda ilk üç nevi isimlerin başına geliyor. Son iki nevi fiil-i muzari'nin başına gelmiş oluyor. Evet. Tabi İrab'da izarda bunu daha geniş olarak anlatıyorlar. Bazen fiili muzarilerin başına geldiği gibi istisnai durumlarda fiili mazinin de başına geliyor. Lakin orada bir değişiklik var. Ona şimdi girmeyeceğim. Bizim bileceğimiz avamil sadece burada tarif üzerine kalacağız. Fiili muzarinin başına gelerek ahirini üstün yapıyor. Bir. İkincisi nunu düşürüyor. Cem-i müennesler haricinde nunlar düşüyor. Ondan sonra üçüncüsü manayı değiştiriyor. Yani fiil-i muzari'deki mana değişmiş oluyor. Sadece işte bu amiller kelimenin başına gelerek ahirini değil, manayı değiştiriyor, nunları düşürüyor, mutarid çekimlerini düşürüyor, değişikliğe uğratıyor. Mesela örnek verecek olursak, yensuru yensurani yensurune tensuru tensurani yensurune tensuru tensurani tensurune tensurine tensurani tensurune ensuru nensuru derken, len'i başına getir mesela, len yensura olur. Len yensuru, halbuki yensuruydu, yensura oldu. Yensuraniydi, yensura oldu, nun düştü. Böyle inşallah hatırlatmış olalım. Emsilede bunun örnekleri zaten var. Evet. El-evvelu endir. Geçtik. Fiili muzariyi etkileyen nasb edatlarına enlen key izen enlen key izen enlen key izen bu dört tane harfi inşallah ezberliyoruz. Bunlar fiili muzari'nin başına geliyor ve ahirini üstün yapıyor. Evet, şimdi neredeydik biz? Sayfa kaçtaydık? Sayfa 12, evet. En mana olarak mastariyet manası veriyor kelimeye. Nahvu uhibbu en eti Allah'a Teala. Şimdi uti uhibbu ben severim. Nefsi mütekellim vahde. Ben severim. Uhibbu en eti'e. Aslında orada ne vardı? Eti'u idi. Başına en geldiği için eti'e oldu. Yani üstün oldu. Aradığımız harf hangisi? En. Amil. Amili lafzi semaiden. Dördüncü nevi
aynı zamanda nasb edatı olarak geçiyor. Fiili muzari'nin başına gelmiş. Uhibbu severim mana olarak. En eti'a itaat etmeyi Allah'a. Allah'a itaat etmeyi, Allahu Teala'ya itaat etmeyi seviyorum. Şimdi mana ne oldu? Hani itaat bir fiildir ancak mastar manasına çevrilmiş oldu. Bizim aradığımız kelime fiil-i muzari'nin ahirinin nasb yapmasıdır. Ve burada da fiil-i muzari'miz eti'a olarak değişikliğe uğramıştır. Kelimenin ahiri üstün olmuştur. Ve sani ikinci harfimiz lendir. Len mana olarak fiil-i muzari'nin istikbal manasını veriyor ve tekidi nefi istikbal emsilede biz yine bunu görmüştük. Gelecek zamanın kuvvetli olumsuzluğunu yapıyor. Tekitliyor yani olumsuzluğu. Mesela yansuru nedir? Yardım eder manasını ifade ediyor. Şu halde ve gelecek zamanda fiil-i muzari olarak ele aldığımız zaman mana olarak yardım ediyor. Şu halde ve gelecek zamanda yansuru. Len yansura dediğimiz zaman yardım etmeyecek. Kesinlikle yardım etmeyecek manasını ifade etmiş oluyor. Ondan sonra nahvu len yaghfire normalde yaghfirudur. Bağışlanmadır. Bağışlıyor olur. Len geldi başına yaghfire oldu. Yaghfirallahu Teala lil kafirin. Allah Celle Celaluhu kafirleri kesinlikle bağışlamayacak. Evet. Len yaghfire. Aradığımız kelime len. Amili lafzi semaiden dördüncü nevi. Len amil yaghfire fiili mudari ahiri üstün olmuş. Allahu Teala lil kafirin. Allahu Teala kesinlikle dedik ya manayı geleceğin istikbalin kuvvetli olumsuzluğunu yapıyor. Allah Celle Celaluhu kafirleri kesinlikle bağışlamayacak. Şimdi diyorlar ya bizim kalbimiz temiz. İşte şimdi onların kalbi istediği kadar temiz olsun, isterlerse kalaylasınlar. Onların kalplerine iman girmedikten sonra Allah Celle Celaluhu len yaghfirallahu teala lil kafirin kesinlikle o kafirleri bağışlamayacak. Ve salisu üçüncüsü key'dir. Key sebebiyet içindir. Yani niçin, neden gibi şeylerden sebebiyetini veriyor. Mana olarak nehvu uhibbu. Uhibbu yine ben severim. Tûlel umri. Tûle bak. Üstün yapıyor. Umri ömrümün uzun olmasını isterim. Uhibbu. Key uhsile. Key aradığımız kelime. Key amil. Amili lafzi semaiden ve
başına gelmiş olduğu fiili muzari uhsile. Uhsiludur aslında, uhsilu. Ama burada ne yapıyor? Uhsile olmuş. Üstün yapmış. Uhsilel ilme. Ömrümün uzun olmasını seviyorum diyor. Neden? Key, niçin? Hani sebebiyet bildiriyordu ya. Hangi sebebe binaen ömrünün uzun olmasını istiyorsun gibi sanki bir soru soruluyor ona ve kendisini cevap veriyor. Key uhsilel ilme. İlim tahsil etmek için ömrümün uzun olmasını seviyorum. İstiyorum. Uhibbu. Habbe. Sevmek. Uhibbu. Nuhibbu. Nefsi mütekellim. Vahdeh. Fiili. Muzari. Evet. Geldik bugünkü dersimizin son harfine. İnşallah onu da yapalım. Ve'r-rabi'u izen. İzen bu takdirde manasını ifade ediyor. Nahvu izen tedhulel cenneh. Sanki şu kavul gibi. Nahvu kavlike. Senin şu kavlin gibi oluyor. İzen tedhulel cenneh. Limen kâle. İzen neydi? Bu takdirde. İzen bu takdirde tedhulel cenneh. Bu takdirde cennete girersin. Tedhule oluyor. Burada izen başına geliyor ve nasb edatı yapıyor. Limen kâle. Ona denir ki eti'ullâhe teâlâ. Allah-u Teala'ya itaat ediyorum. O takdirde, yani bu takdirde, izen bu takdirde tedhulel cenneh. Sen cennete girersin. Eğer ki Allah'a itaat edersen bu takdirde cennete girersin. İnşallah bugünkü dersimizde de leyseye benzeyen ma ve la ve fiil-i muzarinin başına gelen nasb edatlarını işlemiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.